Bugün <laughs> çekemedim herkese merhaba demekten. Arkadaşlar bugün 6 aydır çekemediğim Zikem videosuyla karşınızdayım. Şöyle yapacağız. Biraz böyle dışarıda görüntü çekeceğim. Üzerine konuşacağız. Zaman zaman ofise geri geçeceğiz ve ofiste biraz detaylara bakacağız. Şimdi kamerada çok fazla özellik var. Onların hepsini böyle dışarıda değerlendirmem çok zor. Ama başlamak bir yerden başlamak gerekirse arkadaşlar bu bir cep sinema kamerası. Cep sinema kamerası nedir? İstiyorsanız gelin ofiste biraz detaylara bakalım. Ondan sonra tekrar buradan devam ederiz. Evet, ofise bağlandık. Böyle gözlükle falan sunmayacağım. Devamlılık olsun diye gözlüğü taktım. Bu sırada gözlük takmak iyi bir şey ama şimdi ben bu gözlükle anlatırsam yeni gelen bir takım arkadaşlar bana Casey Neistat çakması diyeceği için haliyle gözlükle sunmayacağım ama gözlükle sunmanın şöyle bir güzelliği var. Şimdi ben mesela ekrana bakıyorum. Hiçbiriniz ekrana baktığımı bilmiyorsunuz ama bazen oluyor gözüm ekrana kaçıyor. Hemen tık 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 yorumlara. Abi işte göz teması kursan bence çok daha güzel olur falan gibi yorumlar geliyor. Neyse gözlükleri kenara koyalım. Şimdi bu kameranın neden bir cep sinema kamerası olduğu konusuna videonun ilerleyen bölümlerinde değineceğim. Ama bu kamerada beni etkileyen bir takım özellikleri bu arkadaki bir takım soketler var. O soketler üzerinden anlatmaya çalışacağım. İlk olarak normalde bir her kamerada görmeye alışık olmadığımız bir Ethernet portu var. Bu Ethernet portu arkadaşlar 1 gigabitlik bir Ethernet portu. Siz kameranızı, Zcam'inize bu Ethernet portu üzerinden mevcuttaki ağınıza bağlayabiliyorsunuz ya da direkt bağlantı kurup bu Ethernet portundan bir Ethernet kabloyla bilgisayarınıza yine bağlayabiliyorsunuz. E ne işinize yarıyor bu? Eğer canlı yayınla uğraşıyorsanız ya da ne bileyim direkt kameranın görüntüsünü bilgisayarınıza aktarıp onu kaydetmek istiyorsunuz müthiş bir özellik. Neden müthiş bir özellik? Çünkü size ekstradan 100 ila 300 dolar arası bir paradan kurtarıyor. Herhangi bir kayıt kartına, capture card'a ihtiyaç duymuyorsunuz. Ve bunu 4K olarak da yapabiliyor. Şimdi siz bu Atem Mini'ler olsun, Elgato'nun kartları olsun. İşte Elgato'nunki sanıyorum 130-140 dolarlar civarında. Atem Mini alıyorsunuz, Atem Mini'nin fiyatı 400 dolarlar civarında bir de 1080 kaydedebiliyor. Bunu bağlıyorsunuz ki hani biliyorsunuz artık. Ben iCam e Live diye bir yazılım kullanıyorum canlı yayınlarımda. Bunu bağladığım zaman Wonder Live diye kendi bir yazılımı var. Orada session'ı başlat dedikten sonra iCam e Live otomatik olarak ZigCam'i bir kaynak olarak görüyor ve canlı yayınlarınızı direkt bu kamerayla ethernet üzerinden yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir anteni var. Bu antenle de görüntüyü aktarabiliyorsunuz ama ben onu çok tavsiye etmiyorum. Çünkü özellikle 4K bir yayın açacaksanız ya da 4K görüntüyü iletmek için kullanacaksanız bence çok sağlam değil. Çünkü drop'lar olabilir. Ama bu anten ne işe yarıyor? Yine benim bu Nemrut Dağı'nda İstanbul Moda Haftası için çektiğim videoda hatırlarsınız belki. Yönetmen monitörü gibi mevcut mobil cihazları kullanıyordum acayip başarılı bir yazılım var. Keza ona yine ilerleyen bölümlerde değineceğim. Normal standart bir HDMI giriş var. Belki bu size çok bir anlam ifade etmeyecek. Abi zaten her kameranın üzerinde bir HDMI çıkışı var diyeceksiniz ama o mini HDMI'ler, midi HDMI'ler çok sakat aletler. Herhangi bir elinizin çarpması durumunda o minik HDMI kırılabiliyor ki benim çok başıma geldi. Ya da sokete zarar verebiliyor. En kötüsü o o sokete zarar verdiğiniz zaman işte başınıza büyük bela olmuş oluyorsunuz. Ama bu standart HDMI'lara hasar verebilmek öyle çok da kolay değil. Bir takım sync portları var. Bunlar bence sizin çok işinize yaramayacak ama hani kabaca bahsetmek gerekirse iki tane ZCAM'i ya da 20 tane ZCAM'i aynı anda kontrol etmeye, birbirine senkronize şekilde bağlayıp aynı anda kayda girip çıkmaya yarıyorlar. Bir de tabii 3D çekiyorsanız, 3D sinema filmi çekiyorsanız iki tane kamerayı yan yana bağlayıp yine senkronize bir şekilde kayda girebiliyoruz. Ama asıl güzellik tip C bir bağlantı çıkışı var. Bu tip C bağlantıyla standart bir SSD'yi bağlayıp direkt hard diske çekim yapabiliyorsunuz. Bu çok efsane bir özellik. Çünkü standart e, kart olarak neydi bu Cfast kullanıyor. Cfast 20 kullanıyor. Cfast 20 kartlarda biraz tuzlular. Sadece tuzlu olması değil tabi bir de bu kartı bir tane almıyorsunuz. Birkaç tane almanız gerekiyor. O zaman işte o 2'ye 3'e katlanıyor. Bunu aktaracak bir aktarıcıya ihtiyacınız var vesaire vesaire. Ama bunun güzelliği tip C'yi bağlıyorsunuz. Piyasadan aldığınız herhangi bir SSD'ye kaydınızı yapabiliyorsunuz. Diğer bir güzellik de şu Sony hiçbir zaman kodunu öğrenemediğim pilleri kullanıyor olması. Şu an mesela benim kullandığım birçok alet bu standart neymiş bunun adı? 7.4 voltluk NP F 750 mesela bunlar boy boy var. Hatta mesela şimdi şöyle bugün bir enteresan bir ürün geldi Godox'tan göndermişler test etmem için bakayım diye 150 wattlık bir böyle portatif bir ışık. Buna yine bu NP pilleri bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Bende bu pillerden inanılmaz fazla var. Keza mesela şu an Atamos'a kaydediyorum. Atamos da bu pili kullanıyor. Bu piller fazlasıyla olduğu için de bu tür kameralarda bu pilleri kullanabilmeniz sizi tabi maddi anlamda rahatlatıyor. Çünkü her kameraya kalkıp da pil almaya kalktığınızda o işin cılkı çıkıyor. Bir de ne oluyor? Tabi yine bir tane pil almıyorsunuz yani. 5-6 tane pil alıyorsunuz. O 5-6 tane aldığınız pile farklı farklı cihazlarda kullanabilme şansınızın olması da evet güzel bir özellik. Zcam de bu NP pilleri kullanıyor. Evet soketler, bağlantılar bu şekilde. Bu video niye bu kadar gecikti? Hadi Ayasofya'ya dönelim. Aslında uzunca bir zamandır güzel hava kolluyordum. Fakat işte pandemi olsun, havaların kötü olması nedeniyle biraz bu videoyu çekmekte geciktim. Biraz dediğimde 6 ay kadar geciktim. Kanalı takip edenler biliyorlardır bir İstanbul moda haftası tanıtım filmi çektim ve o filmi hem Red'le ve hem bu kamerayla çektim. O zaman bu kameranın sahibi ben değildim. Bunu Jireyir abiden ödünç almıştım. Bu aslında E2 modeli. İlk çıkan modellerden birini demo olarak Jireyir abiye yolluyorlar. Ben de Jireyir abiden bunu ödünç istedim ve o İstanbul tanıt İstanbul moda haftası tanıtım filminin yarısını bununla çektim. Fakat sonrasında ben bunu Jireyir abiden satın aldım. Satın aldım çünkü gerçekten aşırı beğendim. Şimdi bu kamera aslında 4K olan modeli ve MFT bir kamera. Yani şimdi hepiniz aynı şeyi söyleyeceksiniz. Abi bu kamera full frame değil. Arkadaşlar gerek yok. yani görüntü kalitesi, görüntünün tarzı o kadar iyi ki ben bu kamerayı alıp gerçekten bir ana kamera gibi kullanmak istedim. Şimdi bu bir de şöyle bir yere geliyoruz. Bu kameranın fiyatı Amerika satış fiyatı 1700 dolar. Hemen Türkiye satış fiyatını soracaksınız. Ne yazık ki Türkiye'de şu an satışta olan bir kamera değil. Jireyir abi bu firmanın distribütörlüğünü almıştı. Sonra belirli kendince ge geçerli sebeplerden dolayı distribütörlükten vazgeçti. Ama imkanı olanlar, almak isteyenler bunu yurt dışından farklı kanallar kullanarak almak durumundalar. Kamera dediğim gibi 1700 dolar. Yani aslında baktığınız zaman Fuji, hani xt 4 vardı ya yine burada çektiğim pandeminin Pandeminin en böyle kıran kırana geçtiği dönemde buraya gelmiştim. O zaman bomboştu. Şimdi çekim yapacak yer bulamıyorum. İnanılmaz kalabalık. Neyse konuyu dağıtmayalım. Konumuza geri gelelim. Bu Fuji x ile Amerika satış fiyatlarını kıyasladığınız zaman aynı paraya geliyor. E, diyeceksiniz abi o zaman Fuji x 4 varken ben niye bu kamerayı alayım? İşte şimdi ince noktaya geliyoruz. Her iki kamerada aslında DCI çekebiliyor. DCI nedir? U Uluslararası Sinema Birliği'nin bir standardı. 17'ye 9 gibi formatı var. Daha önceki sözlük videolarımın bir tanesini de anlatmıştım. Bu birazcık aslında perde ile alakalı bir durum ama daha fazla bilgi almak isteyenler için şuraya kartı bırakıyorum. Dilerseniz bu teknik terimlerle ilgili birazcık daha fazla bilgi alabilirsiniz. Şimdi bu bir sinema kamerası ve her şeyden önce ProRes çekebiliyor arkadaşlar. 4.2.2 ProRes çekebiliyor kendi içine ve üstün üstlük RAW da çekebiliyor. Şimdi RAW'a çok girmeyeceğim çünkü RAW kısmı ben Mac kullandığım için biraz sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı kendi bir yazılımı var ve o yazılım üzerinden bunu çevirmeniz gerekiyor. Ben bu tür çevirme durumlarına çok sıcak bakmıyorum. Gerçi sanıyorum Premiere'de bir plugin desteği var. Ama yine dediğim gibi bu Windows tarafı için geçerli. Ne yazık ki Mac tarafında böyle bir durum söz konusu değil. Ama Zlog diye bir renk profili kullanıyor. Gördüğüm en iyi log profillerden bir tanesi. Bir de Premier için bir eklenti yapmışlar arkadaşlar. Siz Z logo attığınızda öyle şu loot'u atayım, bulutu loot'u atayım la falan uğraşmıyorsunuz. Bu eklentinin içine bütün kendi lutlarını gömmüşler. Siz onun içerisinden loot'u seçip üstüne üstlük parlaklık, kontrast, exposure değerleriyle oynayıp bir RAW gibi aslında log görüntü işleyebiliyorsunuz ve çok güzel ton alıyor. Yani bunu anlatmak için istiyorsanız gelin şimdi benim bu İstanbul Moda Haftası için çektiğim görüntülere bir bakalım. <laughs> arada bu tür inceleme videoların bence en olmazsa olmaz ekipmanı bir motosiklet arkadaşlar. Motosiklet derken de öyle bir kutudan falan bahsetmiyorum. Bir tane mutlaka ve mutlaka süper motonuzun olması gerekiyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu süper motoların gidon yüksekliği Normal motorlara göre yüksek olduğu için siz diğer araçların aynalarının üzerinden geçebiliyorsunuz. Yani gidonunuz geçebiliyor. O yüzden trafikte sıkışmıyorsunuz. Bir de on, ondan da önemlisi istediğiniz yere park edip anında böyle rak yıldızı gibi harika bir giriş yapabiliyorsunuz mekana. Yani istediğiniz yere park edip istediğiniz görüntüyü çekebiliyorsunuz. Çok pratik oluyor. Şimdi bu kamerada stabilizasyon yok. Tabi diyeceksiniz ki ulan ya bütün bu kameraların hepsinde hayvan gibi stabilizasyon var. Evet bunda yok. Aslına bakarsanız hiçbir sinema kamerasında stabilizasyon yoktur. Bunun nedeni zaten belirli bir iş akışı dahilinde çalıştığınız için zaten Steadicam, Gimbal falan gibi aletler oluyor ve siz bunları entegre ediyorsunuz. Bunun güzelliği gördüğünüz gibi inanılmaz küçük olması. Evet baktığınız zaman bir red kadar değil. Belki bir DSLR'dan daha küçük gibi gözüküyor olabilir. Ama işte daha tombul olduğu için neredeyse aynı ebada geliyor. Ama bu alet de hani hep böyle konuştuğumuz bir ısınma problemi durumu var ya. Bu kamerada arkadaşlar ısınma diye bir şey söz konusu yok. Biz bu İstanbul Moda Haftası çekimde en sıcak mekan neresiydi? Tuz Gölü'ydü. Gerçekten kızgın bir tavada gibiydik. Müta mütemadiyen kayıt açıktı ve en ufak bir ısınma yaşamadınız. Çünkü bu aslında bir fotoğraf makinesi değil. Bu bir video kamerası. Video kamerası olduğu için de zaten ısınmaması üzerine tasarlanmış bir alet. Micro Four Thirds dediğim gibi Olympus lensleri kullanıyor. Yani MFT lens kullanıyorsunuz. Olympus'un lensleri gerçekten çok kaliteli. Bunun üzerinde ben 12 40 diye bir lens kullanıyorum. Ee, pahalı lensler yani benim kullandığım seri en azından pro serisi pahalı lensler ama gerçekten hakkını veriyor. Bu e, çok önemsiz diyeceksiniz belki ama bu kameralarda tabi netlik de kontrast bazlı netlik olduğu için aslında biraz manuel netlik yapmanız gerekiyor. O yüzden de ben bu Olympus lenslerdeki şu ne deniyor? Yüzüğü çok seviyorum. Geriye çektiğiniz zaman manuelle geçiyor. ileri çektiğiniz zaman da otofokusa geçiyor. Autofokusu çok kötü değil ama ben açıkçası çok güvenmek istemem. Üzerinde böyle bir ekran var. Bu ekran şöyle göstereyim size. Açtığınız zaman hem menülere erişmenizi sağlı hem de size bir ön izleme veriyor. Niye açılmadı bu? Çünkü yeteri kadar basılı tutmadım. Evet, gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi size bir görüntü gelecek. Gördüğünüz gibi bu bir ön izleme. Siz manuel netliği aldığınız zaman otomatikman yakınlaştırma yapıyor ve çok daha net bir şekilde nereyi netlediğinizi görebiliyorsunuz. Ama yardımcı araçlar da var. İşte Zebra olsun, işte Peak denilen hani böyle kırmızı bir tarama yapıyor. Orada netliği nereye aldığınızı görüyorsunuz. Histogram tabii ki de var. Ee, false Color var. Mesela bu False Color arkadaşlar çok önemli bir özellik. Doğru pozlamayı ayarlamak için bir yine bu sözlük videosunda anlatmıştım. False color nedir? Türkçesi nedir? False color'ın? Aldatıcı renk mi oluyor ya da yalancı renk mi oluyor? Böyle garip renklere bölüyor ve siz aslında o renklere bakarak nereleri doğru pozladığınızı, nerelerin patladığını görebiliyorsunuz. Bu profesyonel reklam ve sinema setlerinde çok kullanılır. Pozometre ile beraber kullandığınız zaman hiçbir zaman yanlış bir pozlama çekme imkanınız olmuyor. Bu tür yardımcı öğeleri var. İstiyorsanız gelin bu özelliklerin birazcık daha detaylarına yine ofiste devam edelim. Şimdi şöyle yapacağım bu bahsettiğim yardımcı araçların tek tek anlatmayacağım. Çünkü ben bunları tek tek anlatmaya kalkarsam bu video bir buçuk saatlik bir video haline gelecek. Ama önemlilerin hemen üzerinden geçeceğim. Demin bahsettiğim şu yalancı renk olayı var ya arkadaşlar. O şu. Ekranımın kaydını alıyorum. Şöyle göreceksiniz. Bu sarı gördüğünüz yerler aslında patlıyor. Bunu false color diye Google'da bir arama yapın. Onların İre değerleri var. i re, e olarak yazılıyor. Ve özellikle tatlı bu cilt tonlarını elde edebilmek için 60-70 ire aralığını yakalamanız gerekiyor. O 60-70 ire de aslında bir gri ton oluyor. Şimdi burada gördüğümüz şu gri ton var ya. Şuralar falan o gri ton. Şu, e, suratım da sarı. Sarı aslında patlıyor demek. Ben burada diyaframı mesela şimdi bu yazılım üzerinden kısıyorum biraz. Ve gördüğünüz gibi suratımın belirli bölümlerinde bu sarılar güzel highlight alıyor demek. Tonla, ton geçişlerini görüyorsunuz ve cildimin hani ışık alan kısmında griyi yakaladım. Aslında bir tık daha kısabilirim. 6-3'e geldiğimde aslında bu doğru pozlanmış bir fotoğraf, görüntü olmuş oluyor. Şimdi buradan çıkalım. Gördüğümüz görüntü bu. Fakat gördüğümüz görüntü şu an ekranda sizin de gördüğünüz görüntü arkadaşlar aslında flat yani z görüntü. Şimdi sağ alt köşede şu Zlog 2 butonuna bastığım zaman bana hızlı erişim imkanı veriyor. Ve mesela ben bunu Rek 709'a aldığımda şu an aslında doğru pozlanmış halini görüyorum. Ama burada gördüğüm, şimdi benim burada tekrar açmam gerekiyor bu false color'ı. False color'ı açtığım zaman bakın biraz bu nedir bu yavru ağzı renge döndü. Çünkü demin ben flat görüntüye göre yani düz görüntüye göre bakarak aslında diyafram ayarını yapmış oldum. O biraz yanlış oldu. Aslında normalde mesela Fuji'de bu birazcık daha ters çalışıyor. Loglu ya da 109lu görüntüyü ayırt etmeksizin size sensörden gelen datanın histogramını gösteriyor. Bu kamerada derinlere indiğiniz zaman LUT'lu görüntünün histogramını mı vereyim. Yoksa direk sensörden gelen sinyalin mi histogramını vereyim gibi bir özellik var. Anladığım kadarıyla şu an ne atarsam üzerine direkt onu veriyor. O yüzden ben şimdi burada diyaframı açıyorum. Şöyle griyi görüyorum bakın gri geldi, fısırlar da geldi. Şu an 3.5 diyafram 2500 ISO'da doğru pozlamayı aldığımı ben bu renk kargaşası içerisinde görüyorum. Şimdi kapatalım poz Evet gördüğümüz görüntü gayet güzel pozlanmış bir görüntü olmuş oluyor. Şimdi ikinci bir şey göstereyim hemen buradayken netlikle ilgili bir durumumuz var. Hani bahsettim yine demin Ayasofya'daki görüntüde. O da bakın arkadaşlar suratımda özellikle sakallarımda bir kırmızılık görüyorsunuz. Ben bunu manuel fokusla kaydırdım. Mesela yüzümü Görüyor musunuz? Gözlerimde netlik kayboldu. Şimdi netlik geldikçe bakın kaşlarım kızardı. Yani bu net demek oluyor. Buna peak deniyor. Bu aslında çok sık kullanılan bir şey. Aslında kendinizi buna alıştırdığınız zaman tereddütleriniz ortadan kalkıyor. Hani dedim ya ben aslında zaten manuel kullanmayı tercih ediyorum diye. Çünkü bazen hafif fluya girmesi görüntünün artistik bir katma değeri oluyor. Bu da aslında bizim zaman zaman kullandığımız bir yöntem. Benim tavsiyem size her şeyi otofokusa bırakmayın. Kendiniz netlik yapmayı öğrenin. Bazen netliği öne alacaksınız. Konunuzu fluya alacaksınız. Arka tarafı belki netleyeceksiniz çeksiniz ön taraf flu olunca ya da tam tersi bu netlik geçişleriyle çektiğiniz görüntüye de artı değer katabilirsiniz. Başka nelerimiz var? Şimdi bu alt tarafta olan bölüm, sol altta olan bölüm hızlı erişim için kullanılmış. Ama mesela e, şurada ekranı sağa kaydırdığım zaman bütün aslında kameranın menüsünden erişebildiğim her şeye bu sağdaki menüden de erişebilirim. işte white balansından bütün ayarlarına kadar gördüğünüz kadar bütün o yardımcı araçlar hepsi burada var. Her şeyi buradan değiştirebiliyorsunuz. Üst tarafta resmin ayarları ile ilgili bölümler var. Diyafram, enstantane, ISO ve white balance ile ilgili. Gördüğünüz gibi ses seviyelerini de sağ üst köşede görebiliyorum. Ve hiç fark ettiniz mi bilmiyorum ama kesinlikle ve kesinlikle drop olmuyor. Ki ben şu an iPhone'umla kaydettiğim görüntüyü sizin ekranınıza vereceğim. Ona rağmen çok başarılı. Sağ alt tarafta ProRes ya da RAW ya da H264 ve hala H265 çekmek istiyorsanız bunların seçimlerini buradan yapabiliyorsunuz. Rezolüsyon ayarlarınız var. Projenizin time base'i deniyor buna. 50 karemi çekeceğim, 23 karemi çekeceğim, 24 karemi çekeceğim. Neyse buradan seçiyorsunuz ama Burada şu uyarıyı yapacağım arkadaşlar ya da bir dakika dur şimdi oraya gelmeyeyim bir de buradan şeyi göstereyim Rek 709 mu ZLOG mu çekeceğim FLAT mi çekeceğim HLG mi çekeceğim bunlar detaylı bunları girin kendiniz araştırın ne olduklarını kendiniz biraz öğrenin her şeyde bana bırakmayın. Şimdi geri gelelim şimdi şu 25 olayına hani bayılıyorsunuz ya 50 kare 60 çe kare çekilmiş görüntüler bazılarınız alıyorsunuz o 50 kareye direkt YouTube'a direkt öyle çıkıyorsunuz ya da kliplerinizi 50 kare çekiyorsunuz. Bazılarınız onu yavaşlatmak için kullanıyor. Bazı, bazılarınız direkt 50'lik timeline'a direkt 50'lik görüntüyü koyuyorsunuz. Görüntünün daha akışkan olduğunu söylüyorsunuz. Aslında buradaki 25 ve 50 farklı arkadaşlar. Şurada VFR diye bir şey görüyorsunuz ya. Aslında siz buradan VFR'yi açarak. Ben şimdi buradan açamıyorum ama şu yan menüden videoya girdiğimde bakın şu VFR'a girdiğiniz zaman siz çekeceğiniz görüntünün yavaşlatılmış bir görüntü olup olmadığını aslında buradan seçiyorsunuz. Bu ne demek? Sizin aslında her zaman projeniz Avrupa'da olduğunuz için 25 olması gerekiyor. Siz bir televizyon kanalına time base'iniz yani timeline'ınıza 60'lık ya da 50'lik bir timeline'da yollarsanız hiçbir yayın kuruluşu bu görüntüyü kabul etmez sizden 25'lik timeline ister. O yüzden de biz projemizin bazını her zaman 25 olarak seçiyoruz. Amerika'da ne yapıyoruz? 30 seçiyoruz. Ya da Japonya'da 30 seçiyoruz. 25 seçiyoruz. Görüntümüzü 25 seçtikten sonra ondan sonra hızımızı seçiyoruz. Sizin görüntünüzün base bazı 25 olduğu için siz VFR'dan 150 seçtiğiniz zaman yavaşlatılmış görüntüyü görmüş oluyorsunuz. Biliyorum bunlar çok komplike şeyler ama kamerayı elinize alıp aslında bunları kurcaladığınız zaman kolayca anlayacağınız, kolayca tatbik edebileceğiniz özellikler. Ama şu VFR'a geleyim. Bu kamera arkadaşlar 4K'da 160 kareye çıkabiliyor. Eğer 30 fps çekiyorsanız, 25 fps çekiyorsanız da 150'ye kadar çıkabiliyor. Yok efendim Full HD'de ne çekiyor derseniz işte orada 240 FPS'ye kadar çıkabiliyor. Yani oldukça yavaşlatılmış bir görüntü elde edebiliyorsunuz. İstiyorsanız gelin şu artistik yavaşlatılmış görüntülere biraz bakalım. Sinema kamerası ne demek? Cep sinema kamerası ne demek? Şimdi şöyle bunun aslında böyle standart bir kriteri yok. Ama hani sıralamak gerekirse DCI çekebilmesi. Yani sinema perdesine uygun formatta çekebilmesi. 10 bit ve üzeri çekebilmesi, ProRes çekebilmesi, Shutter Angle denilen bir özelliğin olması. Bu nedir? Sinema kameralarından yani eski geleneksel sinema kameralarından gelen bir takım tabirler var. Sizin enstantane hızınız yerine bir Shutter Angle denilen bir olay var. 90 derece, 180 derece, 270 derece ve 360 derece diye gidiyor. Siz normalde bir sinema filmi çektiğiniz zaman genellikle işte 24 kare çekiyorsanız enstantane hızınızın 48, 1 bölü 48 olması gerekiyor. Tabi bununla oynadığınız durumlar oluyor. Eğer bir aksiyon sahnesi çekmek istiyorsanız o enstantane hızını arttırıyorsunuz. Ya da ne bileyim mesela hareket flusunu arttırmak istediğinizde enstantane hızını belki 1 bölü 25'e düşürüyorsunuz. 50 kare çektiğinizde enstantane hızınızın 1 bölü 100 olması gerekiyor. Vesaire vesaire. Bunları yine ben size sözlük videoda Anlatmıştım. Fakat sinema kameralarında siz bunu 180 dereceye aldığınız zaman 25 de çekiyorsunuz, 50 de çekiyorsunuz, o sizin için otomatik olarak enstantane hızınızı tam tamına iki katına çıkarıyor. Ya yani bu ne demek? Yani 50 kare çektiğiniz zaman sizin için onu 1 bölü 100'e almış gibi oluyor. Ya da 25 kare çektiğiniz zaman onu 50'ye almış oluyor. Ya da 24 çektiğiniz zaman 1 bölü 48'e almış gibi oluyor. Shutter kabaca bu şekilde bakabiliriz. ProRes çekmesini niye bu kadar önemsiyorum? Bunun aslında iki nedeni var. Birincisi bu H264'ler ve H265'ler normalde siz kurgu yaparken kullanılması tavsiye edilen formatlar değildir. Bunlar kamera üreticileri için özel geliştirilmiş sıkıştırma odaklı kodeklerdir ve aslında yerden muhafaza etmek, makineyi yormamak, bir de SD kartların haliyle neleri var, kapasiteleri var ve o kapasiteleri optimumda kullanmak için tasarlanmış kodeklerdir. Yine sözlük videomda anlatmıştım. Diyeceksiniz ulan herif sürekli eski sözlük videosundan bahsediyor ama izleyin abi o videoyu. Çünkü o videoda birçok teknik terim var ve bu kameraları kullanmanızda size fayda sağlayacak bilgileri işte o videolar içeriyor. Prores çekmesinin faydası bir kere işte bu çevirme. Normalde 160 ya da 164 çektiğiniz zaman sizin Normal şartlarda bunu ProRes'e çevirip öyle işliyor olmanız gerekiyor ki profesyonel kurgu stüdyolarında, post prodüksiyon stüdyolarında yapılan işlem bu aslında transcoding denilen işlemdir. Siz buradan direkt 4, 2, 2 çıkış alabiliyorsunuz ya da demin bahsettiğim gibi dilerseniz RAW çekiyorsunuz. Ve aldığınız o RAW dokümanı direkt bilgisayarınızda hemen işlemeye başlayabiliyorsunuz. H265 ya da 64 sıkıştırılmış bir format olduğu için bir versiyon kaybı durumu söz konusu oluyor. Çünkü siz 64-65'i ProRes'e çeviriyorsunuz. Orada bir kayıp oluyor. Sonra işliyorsunuz. Üzerine renk yapıyorsunuz. Renk yaptıktan sonra teslim edeceğiniz formata tekrar sıkıştırıyorsunuz. Oysa ki bütün iş akışınızı ProRes'e adapte ederseniz işte bu size büyük avantaj sağlamış oluyor. Şimdi gelelim kameranın en ama en ama en önemli özelliğine. Bunda dual ISO denilen bir durum var. Dual ISO şu demek. Şimdi normalde sizin bu sinema kameralarında native ISO denilen bir durumunuz var. Bu native ISO sizin en fazla dinamik aralığı alabildiğiniz olan ISO. Diyelim ki sizin kameranızın 14 stopluk bir dinamik aralığı var. Bu şu demek oluyor. Ve kameranın da native'i diyelim ki 800 ISO. Siz 800 ISO'ya aldığınız zaman kamerayı 7 stop yukarı 7 stop aşağı aslında bir oynama alanınız var. Diyelim ki gece çekiyorsunuz. Karanlık bir ortamda çekiyorsunuz ve böyle 2000 ISO'lara falan çıkmaya başladınız. 2000 ISO'ya getirdiğiniz zaman tepeyi sıkıştırmış oluyorsunuz. Ve sizin aslında koyularda dinamik aralık kaybınız oluyor. Fakat bu kamerada gelelim Dual ISO'ya. İki tane native ISO'su var. 500 ve 2500. Siz 500 ISO'da da 14 stop dinamik aralığınız varsa ki bu kameranın dinamik aralığı unuttum. <laughs> Diyelim ki 14 stop dinamik aralığı var. Siz 2500 ISO'ya aldığınız zaman kamerayı aynı 500 ISO'da olduğu gibi yukarı 7 stop aşağı 7 stop bir dinamik aralık kaydedebiliyorsunuz. Bu da size postta renk yaparken özellikle inanılmaz büyük bir avantaj sağlıyor. Ki istiyorsanız gelin şimdi biraz gece görüntülerine bakalım. Bu görüntülerin hepsi 2.8 diyaframda 2500 ASA'da ISO'da çekilmiş görüntüler. Şimdi bir araya gireyim. Hepiniz soruyorsunuz geçen Fuji videosunda olduğu gibi abi iki tane ziykem mi çekiyorsun? Bugün öyle bir durum yok çünkü ikinci bir ziykem yok. Bugün gözünden görebiliyor musunuz? Hep o numarayı yapıyordum ama galiba gözükmüyor. Bugün iPhone 12 Pro Max ile çekiyorum bütün bu videoyu. Gördüğünüz bütün görüntüler, tabii ki de araya insert soktuğum görüntüler hariç, bütün bu konuştuğum videoların hepsi iPhone 12 Pro Max ile çekildi. Sesi de şurada göstereyim. Kabloyla ile Rode Wireless Go bağlı. Yakamda da zaten görüyorsunuz. Reklam olmasın diye bantladım. Ama kullandığım mikrofonda Rode Wireless Go Filmic Pro ile kaydediyorum. Şimdi bitirmeden önce bir şey söyleyeceğim. Acaba kaç kişi Videonun tamamını izlemeden abi hatırlayamadın ama kameranın dinamik aralığı 13 ila 15 stop dedi. Çok merak ediyorum. Bazen yorumlarda görüyorum. Daha videoyu bitirmeden, videonun ikinci dakikasında söylediğim bir lafa istinaden bir soru soruyor ya da bir şey söylüyor. Halbuki ben onun cevabını videonun ilerleyen bölümlerinde söylemiş oluyorum ama tabii bu videoda öyle bir durum yok. Ben gerçekten hatırlayamadım. Çünkü garip. Tek bir tane dinamik aralığı yok. 13 ila 15 stop normal dinamik aralığı var. Zilog çekerse eğer, eğer WDR yani wide dynamic range yani genişletilmiş dinamik aralıkta çekerseniz de 16 stopa kadar çıkan bir dinamik aralığı var kameranın. Şimdi bu kamera sizin için mi? Bunu ben bilmiyorum. Aslında bu soruyu bana birçok kamera incelememde de soruyorsunuz. Bu biraz sizin ihtiyaçlarınızla alakalı ama yine de sizin ihtiyacınıza karşılık gelir mi bu kamera bilmiyorum. Biliyor olmuş olsaydım zaten ben de bugüne kadar 50'ye yakın farklı kamera kullanmak kullanmış olmazdım. Bir de kullandığınız işe göre bazen kamera değişiyor. Bazen Redle çekmeniz gerekiyor. Bazen Fuji ile çekmeniz gerekiyor. Bazen Sony ile çekmeniz gerekiyor. Bazen bir kameranın yaptığını diğeri yapamıyor. Birinin yaptığını da öbürü yapamıyor. Vesaire vesaire. Bunu sizin biraz araştırmanız lazım. Bir tane videoya bakıp asla karar vermeyin. Eğer biri size abi şu kamerayı al bütün işini halleder diyorsa o arkadaşa inanmayın. Çünkü o arkadaş kendi deneyimleri doğrultusunda kendisine yarayan kamerayı size öneriyor olabilir ama sizin durumunuzda belki o kamera size bir çözüm üretmeyecektir. O yüzden benim size tavsiyem bu ve bunun gibi bir sürü daha farklı videoyu izleyip her zaman kendiniz karar ver. Bu sadece kamera için değil cep telefonu alacağınız zaman da bilgisayar alacağınız zaman da geçerli bir durum. Şimdi ne yapıyoruz? Videoyu burada paketliyoruz. Ama paketlemeden önce Ayasofya'ya geri dönelim. Evet arkadaşlar. Ya kamera bu. Çok daha fazla özelliği var. Eminim unuttuğum özellikleri de vardır. Çok yetenekli bir kamera yapmışlar. Bunun diğer versiyonları tabii hani full frame istiyorsanız, süper 35 sensör istiyorsanız bütün imkanlar var. Bunun bir de bir ucuz versiyonu daha var. O kadar fazla kamerası var ki inanın saymak, akılda tutmak çok zor. Ama biliyorsanız Gidin sitesine, sitesinden bütün bu kameralara bakın. Hangisi bütçenize yetiyorsa, hangisi arayışında olduğunuz özelliklere sahipse gidin oradan kamerayı seçin. İşte bir arkadaşınıza, dostunuza yurt dışından getirtin derim bu kamerayı. Özellikle video ile uğraşan arkadaşlar bu DSLR gibi kameralarla bence vakit kaybetmesin. Kendine iyi bir sinema kamerası, video kamerası alsınlar derim. Durum bu. Bu videonun da arkadaşlar yine sonuna geldik. Bakalım haftaya ne çekeceğiz. Kendinize iyi bakın.